Sıfırdan Çark Asma serimizin ikinci videosundan herkese selamlar. Bu sefer yılmak yok. YouTube'da bir anket başlatmıştım. Ona güzel güzel yorumlar geldi. Oradan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım siz bu ilk videoyu izlemişsinizdir ve bu ilk videoyu beğenmişsinizdir. Çok bir şey gösteremedim, çok bir şey yapamadım ilk videoda ama ikinci videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdiki ilk hedefimiz birinci bölümde de öyleydi ama ilk hedefimiz çarı 55 yapıp en azından 5'li oku açmak. Video girişini de burada yapmak istedim. Çıkan ilk HP sukrulumuzu pazarda sattık. Bunları da bu şekilde koydum ama şu anda satılmadı. Olsun, sıkıntı yok. Ben şimdi çarı 55 yapmaya geçeceğim. Görevlerle 55'e kadar ilerleyeceğim. En azından 5'li okumuz açılsın. Ondan sonra Ardrim'e geçip Magenta runlarda farm atmaya başlayacağız bakalım. Çarı 55'e kasarken akşam bedevesi geldi. Saat 11 şu anda. Akşam bedevesine girdim. En azından buradan bir kırmızı kutu alırız dedim. En son tıkladım bilerek. Son olarak şu görev kaldı. Şununla birlikte büyük ihtimal 55 olacağız diye düşünüyorum. Bir tane kırmızı kutu, bir tane de MS verdi. Ayrıca Border Defense şunları da şundan verdi. Bu işime yaramayacak büyük ihtimal. Uzun bir süre çarı 55 level bırakmayı düşünüyorum. Buradan da Dark Headshot Zafer arkadaşımıza selam olsun. İzlemeye devam. Sonunda çarımızı 55 level yaptık abi. Bu bastığımız full play'di ve 3900'den koyalım. Mavi kutuyu 3100'den koyalım. Görevden almış olduğumuz ağaç SC'leri de şunun piyasası 250K'ymış. 245K'ya koydum. Şunun da 195K'ymış. 194K'dan koydum. Satılırlarsa 9M gibi bir para üzerimize gelecek. Evet, pazara koyduğum ağaç SC'ler gitmiş. Şurada görüyorsunuz zaten. Gayet güzel. 4,5 hatta 5M gibi bir paramız olmuş. Şimdi kaos var. Yan çarla. Kaosa gireceğim. Yani kaosa girmemde herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Farklı bir çarla kaosa girmemde. Geçiyoruz. Sonucunu görürsünüz artık. Evet beyler, aynı şekilde akşam kaosunu da birinci olarak tamamladık. İyiydi. Kaos oynamayı seviyorum. Kaosu özlemişim yani. Hop, buradan da bir mavi kutumuzu aldık. Şöyle VIP key'imizi açalım. Şuraya koyalım. Geçtik abi. Yeni bir günden herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi çarımızı en son 55 level yapmıştık. Pazara bırakmıştık. 55 level yaptıktan sonra bizim biraz farm yapmamız lazım. Şöyle şu anda Magenta Run'a geldim. Loot ayarım 15K, tik işaretli. Burada biraz farm yapacağım. Burada biraz takılacağım bu şekilde. Herhangi bir drop alırsam zaten gösteririm sizlere de. Evet beyler, farmın bir 20. dakikası falan. Önce Magenta Run'a geçmiştim. Oraya adamlar geldi. O yüzden ben de geldim Haungalara. İlk boost drop'umuzu bu çarımızda almış olduk. Şurada altta görüyorsunuz zaten. Ama yani daha deneyeceğim. Daha devam edeceğim de. Büyük ihtimal dropları da bayağı bir düşürmüşler anladığım kadarıyla. Hani bu yarım saat denemeyle anlaşılmaz tabii ki ama daha devam edeceğim. Slot belki açılmıştır, açılmamıştır. Orası belli değil. Biraz daha deneyeceğim. Şöyle birkaç tane de sizinle birlikte keselim. Onun yanında biraz da çöp atıyor. Şöyle. Rahat rahat kesebiliyorum. Zorlamıyor beni. Tabi potmana biraz harcıyoruz ama en azından bankada olan potlardan, manalardan harcıyoruz. Tabii ki onlar bitince yerine de koyacağız. Benim Olimpiya'daki eski çarım bankasındaki kalanlar vardı ama oradan devam ediyorum. Şöyle çöpleri şuraya koyayım. Çöpleri birlikte satarız. Devam ediyorum. Herhangi başka bir drop alırsam gene gösteririm zaten. Çardaki tüm silahların reperesi geldiği için çarı öldürttüm. Çarı 55 levelde tutacağım için direkt olarak taunt atmayacağım. Öldüreceğim çarı. XP öldüreceğim. 2 tane de MS aldık. 20 dakika içerisinde 2 tane de MS aldım. MS'leri şurada şu şekilde tutacağım. Şuna ihtiyacım yok aslında. Şunu atabilirim. Şu Beyazarı da bankaya atabilirim. Üzerime gelen çöpleri bir satayım dedim sizlerle birlikte. Bakalım 20-25 dakika içerisinde ne kadar kasmışız.
Şunları da biriktireceğim. Bunları da şu Dex kağıdı 500-550K'dan satılıyor ama Dex kağıtlarını tutacağım. Şunları satabilirim. Hatta şunu da koyayım. Bir hem de buradan kasmışız bu şekilde. Yani bir 20 dakikadır falan Kaan Gasolat'ındayım. Biraz daha devam ederim. Çünkü Kaos'a bir 15 dakika daha var. Geçtik bakalım. Tam olarak Magenteron'lara geldim. İkinci boost drop'umu da almış oldum. Böyle fazla araya girmek de istemiyorum ama birazdan Kaos'a gireceğim. Şöyle kes abicim. Wolf'um mu bitti benim? Aynen öyle. Birazdan Kaos'a gireceğim. Daha tıklamadım henüz. Ama ikinci boost drop'umuzu da Magenteron'lardan almış olduk. Gayet güzel. Tam olarak üçüncü boost'umuzu da aldık. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Yani böyle devam ederse Kaos'a da girmeyebilirim. Çünkü Kaos'ta 20-25 dakikamızı harcayacağız. Mavi kutu alıp almayacağımız da belli değil. O yüzden şimdilik devam ediyoruz bakalım. Slot'a geleli 2 dakika oldu. Bir de çift slot dönmenin daha yararlı. Dönülmesi daha yararlı. Daha iyi drop atıyor. Drop oranı daha iyi yani. O yüzden Kaos'a girmeyebilirim. Evet, Kaos'a girdik. Bu sefer Kaos'ta ikinci sıraya yerleştik. Yine mavi kutumuzu aldık. Bizden daha yılan oynayan bir arkadaş varmış. Buradan da mavi kutumuzu aldık. İyi, XP az geldi. XP fazla gelir. Level'a şey katar diye düşünüyordum ama mavi kutumuzu aldık. Güzel. Şöyle dünden beri üçüncü mavi kutumuzu almış olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi biraz dışarı çıkıp gelmiştim. Daha şimdi geldim daha doğrusu. Baktım Ardir'im boş. Hemen Magenta'nın slotuna attım kendimi. Şuna vuracağım mı artık? Vurmayacağım. Hemen Magenta'nın slotuna attım kendimi. Şöyle. Şu sağ tıkımızı da alalım. Alt taraf dolu. Adam geniye bırakmış oraya. Ben de hem Bloodseeker hem de Magenta'nın ikisini birlikte döneceğim. Birazcık. Herhangi bir drop alırsam gösteririm zaten. Evet. Gidip döndükten sonra ilk boost'umuzu aldık. Şöyle altta. Aynen. Ben şu görüntüyü çok seviyorum ya. Vallahi şu görüntüyü çok seviyorum. Bunu özlemişim aslında ben. Bugünkü kastığımız boost'un sayısı 4. Buraya ekleme yapacağım. Şimdilik üstümde kalsın. Boost çıktıkça gene göstereceğim. Bahadır gibi diyeceğim şimdi. Keyifli seyirler diyeceğim. Olmayacak. Söz çalıyormuşum gibi olacak. Az önce de bir adam geldi. Şu halimle şu adamı kestim ya. Utansın yani. Başka bir şey demiyorum. Şu iki slotu birlikte gidip geliyorum. Bakalım devam ediyoruz. Aradan bir 5 dakika daha geçti. Bir buz daha aldık. Hemen şurada gördüğünüz gibi. Gene Magenteron'dan attı. Buz çıktıkça göstereceğim sizlere ya. Bundan sonra. Günlük 10 tane buz hedefimiz var. Günlük 10 tane buz kasarsak bize yeterli olacaktır. Ay sonuna baktığımızda. Çünkü buzların fiyatları 2M gibi bir şey. Hani 2M bile değil. 1950'den falan satışın olduğunu gördüm. O yüzden çok fazla da kâra geçirmeyecek. Ama günlük 10 tane kassak bize yeter. Devam ediyoruz. Magenta Ron coşturuyor abi. Bir boost daha aldık. Gene 3-4 dakika bir şey oldu galiba. Hemen şöyle şu slotu da sizlerle birlikte bir keseyim. Bir video daha çekeceğim. Bir video daha yapacağım. Okçu nasıl oynanır? Kombo nasıl yapılır? Bir arkadaş istedi. Bunu yapmak istiyorum. Bunu göstermek istiyorum. Devam ediyoruz. Hemen bir boost daha aldık abi arkasından. Alt tarafta görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 5 oldu. Buraya daha koymadım. Üzerimde 10 tane olsun. Belki 20'ye tamamlamak için. Gelen giden olmazsa, darlayan olmazsa 20'ye tamamlamak için devam ederim. Bir boost da Bloodseeker'dan aldık. Artık Bloodseeker mı, Bloodseeker mı, Blood Şeker mi? Artık ne derseniz ondan aldık. Şu tarafta görüyorsunuz. 6. busumuz oldu. Devam ediyoruz abi. Slot'a geldiğimizden beri 7. busumuzu da şimdi aldık. En son attığından bir 15 dakika sonra falan attı. Biraz uğraştırdı. Bloodseeker'dan attı. Şöyle şu slot'u da keseyim. Ben günlük hedefimi doldurdum. Günde 10 tane kasma hedefim olacak. Günlük hedefimi doldurdum. Şimdi üzerimde biriken MS'ler var.
Levelim yani XP'm %70. Onlara gireceğim şimdi. Şu slotu falan da döneyim. Onlara gireceğim şimdi. Şöyle 10 tane yaptık. Buradan 20 mm'imizi kasmış olduk. Geri kalanlar bizim yan droplarımız. Ayrı gelenler. Şimdi o MS'lere gireceğim. Başladığımdan beri biriken MS'ler var üzerimde. Echieve'den falan çekmedim yani. Bunlara gireceğim. Bunlarda herhangi bir drop alırsam gösteririm sizlere. Onlar da artı gelir olur. Geçtik bakalım o MS'lere. İlk MS'imizin yaratını kestik. Bakalım. O güzel. Old Bronze örneği. Para eder mi bilmiyorum ama en azından kırdırabiliriz. Devam. Üzerimde 7, 8, 9 tane vardı. İlkinden iyi drop'umuzu aldık. İkincisine geçiyoruz. 9. ve son MS'imizden bir takı bekliyoruz artık. Onu da atmıyor. Evet, 9 tane MS'ye girdik. Sadece ilk başta Old Bronze Earning aldık. Pek para edeceğini zannetmiyorum bunun. Kırdırsak bizim için daha karlı olur gibime geliyor. Pazarda da gideceğini düşünmüyorum. Her neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben 10 tane boost'umu kastım. Günlük farmımı yaptım. Bundan sonrası benim keyfime kalmış artık. Daha devam edersem o kısımları falan gösteririm. Ya da totalde ne kasmışız kasmamışız ona bak, onu gösteririm sadece. Devam. İzlemeye devam. Evet, geçen basmış olduğumuz artı 7 FP'yi 3.5 M'den koymuştum. 3.5 M'den gitmiş. Tam olarak şurada gösterebilirim. Çıkan Old Bronze Earning'i, Daring'i 2950'ye koydum. Daha duruyor. Büyük ihtimal bu gitmeyecek ama koyacağım yani. Birkaç gün pazara koyacağım. Şimdi bir kaos geldi. Yançarla kaosa gireceğim. Kaosun sonucunu gösteririm sizlere. Evet beyler. İkinci bölümün kapanışını da bu şekilde yapalım dedim. Az önce kaosa gireceğim dedim ama kaosa giremedim maalesef. Yetişemedim. Biraz aylaklama denk geldi. Yetişemedim. Şimdi üzerimizde 12M gibi bir para var. Burada Old Silver Earning'i 4.5'tan 6.5M'den satışı var çünkü. Elf Metal'in de 4M'den satışı var. 2.5M'den buyu açtım. Bir de 2.5M'den Agalet'in Neck buyu açtım. Bunların total maliyeti bize 9.5M gibi bir para oluyor. Üzerimizde de 12M var. VIPK'de boostlar falan var. Eğer bu şekilde buydan atılmazsa eğer, buya atmazlarsa pazardan direkt olarak çekeceğim. Ama ben ikinci bölümü bu şekilde güzel bir farmla, karla bitirmiş olayım. Çarı ufak tefek farm çarı halinde dizmeye başladık. 3 gün dolduktan sonra şöyle göstereyim. 28 günü kaldı. 3 gün dolduktan sonra da yani 27. gün bitiminde Trina'da açılacak. Trina'yı satıp Trina'nın piyasası Olimpiya'da şu anda 165M gibi bir şeymiş. Yanlış görmediysem, yanlış hatırlamıyorsam. 165M'e satarız. Ondan sonra elimize bir artı 7 Helenit ve diğer old takılarımızı da alırız diye düşünüyorum. Old takı dediğim sadece şunları old. Belt olarak da old. Şuralara yani Old roller 35M gördüm az önce pazarda. O kadar vermeye gerek yok. Üzerine 10M daha koyup yani artı 3 imir ring alırsın. Hiç gereği yok. Aşırı derecede saçma olur. O yüzden onlara ileriki süreçlerde bakacağız. Ama şimdilik güzel ilerliyoruz. Günde 10 tane boost ve yan materyallerimiz var. Keşke pazarı kurmasaydım da gösterseydim VIP2. Ama güzel kastık. Dropları gördünüz yani. 3 tane mavi kutumuz falan var. Kaoslardan gelen. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi sadece videoya like atarak göstermeniz benim için aşırı derecede yeterli olacaktır. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. 3. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.